Merhaba kıymetli seyirciler. Sultan II. Mahmud'un iki oğlu erişkin çağa erişti ve peş peşe tahta çıktı. Bunlardan bir tanesi Bezmalem Valide Sultan'dan dünyaya gelen Sultan Abdülmecid'dir. Bezmalem Valide Sultan zekasıyla ve hayırseverliğiyle meşhur bir hanımdır. Sultan Abdülmecid 1839 senesinde babası Sultan II. Mahmud vefat edince 31. Osmanlı Sultanı ve 96. İslam halifesi olarak tahta çıktı. 16 yaşındaydı. Kendisini büyük bir badirenin ortasında buldu. Fransa'nın teşvikiyle ve o zamanki Osmanlı ricalinin basiretsizliği ve tahriki sebebiyle ayaklanan Mısır valisi galip gelmişti. Sadrazam Hüsrev Paşa'ya, ki Mısır valisinin isyanının müsebbiblerinden birisi de Hüsrev Paşa'nın Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya olan tavrıdır. Yine bu Hüsrev Paşa'ya kızan kaptanı derya Ahmet Paşa, ki sonradan hain Ahmet Paşa diye meşhurdur, donanmayı alıp Mısır'a teslim etmişti. Son devir Osmanlı padişahlarının yaşadığı en büyük sıkıntı kahtı rical, elverişli adam bulamamaktır. Genç ve tecrübesiz padişah devrin en güçlü devleti olan İngiltere ile ittifak ederek bu badireyi, bu felaketi savmayı becermiştir. Sultan Mecid'i tarihte meşhur eden Tanzimat Fermanı olarak bilinen Gülhane Hattı Humayunu'dur. 1839 senesinde İngiltere'de Londra sefaretinden yeni dönen Hariciye Nazırı Reşit Paşa tarafından hazırlanmış ve okunmuş bir fermandır. Bu fermanla padişahlar siyaset salahiyetinden, yani suçluları bizzat cezalandırabilme salahiyetinden vazgeçiyordu. Aslında bu fermanın benzeri bir sene kadar evvel Sultan II. Mahmud tarafından neşredilmişti ama nedense o çok fazla bilinmez. Çok fazla meşhur olmamıştır. Tanzimat Fermanı Osmanlı Devleti'nde bir kırılma noktasıdır. Böylece devletin rejimi değişmiştir. Bir çeşit meşruti monarşi halini almıştır ve ipler giderek bürokratların eline geçmiştir. Yani 1839'dan itibaren Osmanlı Devleti'ni idare eden bürokratlar olmuştur. Ne zamana kadar? 1878. Sultan Abdülhamit'in ipleri tamamen eline alarak memleketi saraydan idare etmesine kadar. Bu da 1908'e kadar devam etmiştir. Yine Sultan Mecid zamanında 1856 senesinde Tanzimat Fermanı'nı teyit eden ve onu tevsi eden bir ıslahat fermanı neşredilmiştir. Bu ferman aslında Tanzimat Fermanı'nın teyidinden öteye geçmez ama Osmanlı Devleti'nin dünya politikasındaki yerini tayin etmesi cihetiyle mühimdir. Sultan Abdülmecid o zamanki en güçlü devlet olan İngiltere ile iyi geçinme siyasetini gütmüştür ve halefleri de, ondan sonra gelen padişahlar da bunu devam etmişlerdir. Bunu devam ettirmişlerdir. İstanbul'daki İngiliz sefiri Lord Canning padişahı tehditvari bir tavsiyede bulundu padişaha ve Reşit Paşa'yı sadrazam yapmasını istedi. Böylece Reşit Paşa sadrazam oldu. Artık memleket kabiliyetli fakat hırslı bürokratların eline geçti. Reşit Paşa, Ali Paşa ve Fuat Paşa bunların mümessilidir. Ondan sonra tamamen dejenere oldu. İşte Mütercim Rüştü Paşa gibi, Mahmut Nedim Paşa gibi, Hüseyin Avni Paşa gibi, Mithat Paşa gibi Reşit, Ali ve Fuat Paşaların kabiliyetlerinden mahrum fakat en az onlar kadar hırslı kişilerin eline düştü. Sultan Mecid Reşit Paşa'yı beğenmezdi, onu fesatçı bulurdu ama arkasında İngiltere olduğu için kendisinden çekinirdi. Babali bürokrasiyi önlemek bahanesiyle bazı ehemmiyetli meseleleri padişaha arz etmeden yürütmek isterdi. Fakat padişah yapılan her işten haberdar olmak istediğini söyledi ve bunu reddetti. Bununla beraber Sultan Abdülmecid günümüz Avrupa hükümdarları gibi hükümete pek müdahale etmeden saltanat sürmüştür. 1840 senesinde Osmanlı Devleti'nde mahalli demokrasi kuruldu.
taşralarda idari, adli, mali işlere bakmak üzere Avrupa'da bile benzeri bulunmayan Müslümanlardan ve gayrimüslimlerden seçilmiş azalardan müteşekkil taşra meclisleri faaliyete geçirildi. Sultan Abdülmecid devrinin en mühim hadiselerinden bir tanesi Kırım Harbi'dir. Yani 1854 Osmanlı-Rus muharebesidir. Bu muharebeye de bürokratların şahsi hırsları sürüklemiştir memleketi. Rusya'nın güçlenmesini istemeyen İngiltere, Fransa ve İtalya, o zaman İtalya yok ama Sardinya, Osmanlılara müttefik olmuştur. Bu zafer üzerine Sultan Abdülmecid devletin kırılan itibarını yükseltmeye ve onu Düveli Muazzama denilen büyük devletler arasına sokmaya muvaffak olmuştur. 1856 tarihinde imzalanan Paris Muahedesi ile Osmanlı Devleti Avrupa Devletler Manzumesi arasında sayılmıştır. Sultan Abdülmecid memleketi sulh içinde yaşatmaya gayret etti. Tuğrasının yanına koydurmuş olduğu çiçek motifi bile bunu sembolize eder. Bürokratların birbiriyle rekabetleri olmasaydı bu sulh devresinden ve böyle bir padişahın açtığı ıslahat yolundan azami istifade mümkün olabilirdi. Çünkü Sultan II. Mahmut oğullarının tahsiline çok ihtimam etmişti. Sultan Abdülmecid Arapça, Farsça ve Fransızca bilirdi. Usta bir hattat idi. İcazetini de tahta çıktıktan sonra almıştı. Zübbeli'ye kaçmadan Batı medeniyetini almayı hedeflemiştir Sultan Abdülmecid. Bir yandan Avrupa hayranı Zübbelerle, öte yandan Asya çöllerine dönmeyi arzulayan yobazlarla mücadele etmiştir. Ve babası gibi bu yolda hiç kimseye yaranamamıştır. Zengin Mısırlılar vesilesiyle onun zamanında İstanbul'u saran bir israf dalgası vardır. Padişah buna karşı çıkmıştır. Bu yolda kızlarını ve damatlarını bile azarlamış ve onların tahsisatlarını kesmekle tehdit etmiştir onları. Yüksek bürokratları ve ailesini israftan vazgeçirmek için çok uğraşmış ise de muvaffak olamamıştır. Saraydan çıkma bir hizmetkara hazineden maaş bağlanmasına dair hükümet kendisine müracaat ettiğinde benim hususi hizmetimde bulunan bir adamın devlet hazinesinden maaş almaya ne hakkı var diyerek reddetmiş ve kendi hususi hazinesinden maaş bağlamıştır. Bu derecede de hassasiyet sahibi bir hükümdardır. Tabii her şey iyi giderken Kırım Harbi'nden sonra memleketin talihi döndü. Fakirliğe rağmen herkes eskiden alıştığı hayatı sürdürmek istedi. Bu da devleti ve aileleri harap etti. Ali Paşa sadrazam iken ve Fuat Efendi, sonraki Fuat Paşa, hariciye nazırı iken Fransa ile bir harici istikraz, yani dış borçlanma mukavelesi imzalanmıştı. Padişah, ben devleti seleflerimden, yani öncekilerden nasıl aldıysam sonrakileri de öyle bırakacağım. Eğer borçlanma anlaşması, mukavelesi bozulmaz ise istifa ederim, tahttan çekilirim demişti. Bunun üzerine mukavele bozulmuştu. Ancak Kırım Harbi sebebiyle padişah dış borç almaya razı oldu. Bu da memleketi felakete sürükledi. Evet, borç yiğidin kamçısıdır ama aynı zamanda azaptan da bir parçadır. Memleketi çok müşkül vaziyete sokan ve giderek büyüyen, yani rantabl kullanılmadığı için bizim halimiz bu malum, bu borçları Sultan Abdülmecid'in oğlu Sultan Abdülhamid tasfiye etmiştir. Ve Kırım Harbi'ndeki zaferden de öyle çok müspet bir netice elde edilemedi. Hatta Şark siyasetinde İngiltere'nin güçlenmesine ve birkaç sene sonra Hindistan'ı işgal etmesine yol açmıştır. Yine onun devrinde Lübnan'da, ki Lübnan onlarca farklı etnik ve dini topluluğun yaşadığı çok problemli bir mıntıkadır. Orada o etnik gruplar arasında bir nahoş hadiseler yaşandı. Avrupa devletleri müdahale ettiler ve 1861 senesinde Lübnan'a muhtariyet verildi. Sultan Abdülmecid fevkalade merhametli oluşuyla tanınır. Kendisini öldürmek üzere 1859 yılında bir
suikast, bir darbe teşebbüsü tertiplendi. Çok enteresan şahsiyetler bu darbe teşebbüsüne iştirak etti. Bunlardan birisi Alparslan Türkeş'in dedesidir, birisi Fevzi Çakmak'ın dedesidir. Buna Kuleli Vakası derler bu hadiseye. Akamete uğramıştır, muvaffakiyetsizlikle neticelendirilmiştir. Padişah darbenin faillerini affetti. Ben hayattayım ya dedi ve affetmek büyüklüğünü gösterdi. Babasının zamanında kurulmuş olan Mektebi Tıbbiye-i Şahane'de ya çok ihtimam eder, orayı ziyaret ederdi. Orada okuyan Yahudi çocukları için dinlerinin koşer kaidelerine göre yemek pişiren bir mutfak kurulmasını ve Yahudilerin mukaddes günü olan Şabat'ın, yani cumartesinin, o talebeler için tatil olmasını emretmişti ki bu tolerans bugün bile hür dünyada bile rastlanamayacak bir toleranstır. Padişahın demokratlığı ve toleransı bugün bile çok kimseye numune olabilecek derecededir. O zaman Avrupa'da bu hasletlere sahip başka bir hükümdar yoktu. Biraz da bu merhameti sebebiyle bürokratlar arasındaki amansız rekabete mani olamadı. Hassas tabiatı, nezaketi ve merhameti yakınları ve ailesi tarafından istismar edildi. Genç yaşta kahrından ölümünün verem olup, kahrından ölümünün sebeplerinden bir tanesi de budur. Hatta son zamanlarda tedaviye iltifat etmeyerek adeta ölümü bir kurtuluş bilmiştir. Sultan Abdülmecit 24 Haziran 1861 tarihinde vefat ettiğinde 38 yaşındaydı. Gençliğinden beri tüberküloza, vereme müptelaydı. Ecdadı içinde en çok sevip en çok hürmet ettiği Sultan 1. Selim'dir. Onun yanına defnedilmeyi vasiyet etti ve türbesinin onunkinden daha alçak yapılmasını vasiyet etti. Maalesef türbesi hala kapalıdır. Hala kapalıdır. 8 oğlu oldu. Bunlardan 4'ü peş peşe tahta çıkmıştır. Sultan 5. Murat, Sultan 2. Abdülhamit, Sultan Reşat ve Sultan Vahidettin. Tarihte benzeri çok azdır. Yani bir hükümdarın peş peşe 4 oğlunun tahta çıktığı tarihte çok nadirdir. Sultan Abdülmecit, babası kendisine ihtimam ettiği gibi o da çocuklarının tahsiline çok itina ve ihtimam etti. Hatta o zamana kadar sarayda görülmedik bir şekilde biraderi Veliaht Aziz Efendi'nin de rahat ve serbest yaşamasına imkan vermiştir. Çok çocuğu olmuştur Sultan Abdülmecid'in ama haylisi küçükken vefat etmiştir. Sultan Abdülmecid konfordan uzak, sıhhi şartları taşımayan Topkapı Sarayı'ndan ayrılarak önce Ahşap Çırağan Sarayı'nda, sonra kendi yaptırdığı Dolmabahçe Sarayı'nda oturmuştur. Topkapı Sarayı artık 19. asırda hayat ve teşrifata uygun bir saray değildi. Eskimişti. Farklı zamanlarda yapılan ekler kullanışsız bir hale gelmişti. Çok rutubetliydi. Babası gibi, babası veremden vefat etti Sultan II. Mahmut. Kendisi de veremli olduğu için Sultan Mecid eğer bu sarayda yaşamaya devam edersek soyumuz tükenecek demiştir. Dolmabahçe Sarayı, bu devirde yapılan Dolmabahçe Sarayı, son asrın en zarif sanat eserlerindendir. Böylece memleket bir sanat eseri kazanmıştır. Sadece padişah, yani devlet reisi için bir ofis, büro, merasimlerin icra edildiği bir yer değil. Aynı zamanda bir sanat eseri kazanılmıştır. Ve bu kadar para, yani oraya harcanan para milletin cebine girmiştir. Biliyorsunuz bir memlekette bir iş yapıldığı zaman, bir yatırım, o para millete dağılır. Maksat paranın İçeride kalmasıdır, halkın arasına gitmesidir. Yani saray bile yaptırsanız o para halka gittiği için aslında bir zararlı bir iş değildir. Saray yapmak bir israf değildir, bir ihtiyaçtır. Ve Dolmabahçe Sarayı Avrupa saraylarından fevkalade mütevazidir. Masrafı 5 milyon lira tutmuştu o zaman. Emisyon farkından karşılanmıştır. Ne demek emisyon farkı? Metal paranın nominal değeri ile baskı masrafı arasındaki farka emisyon farkı denir. O hazinenin geliridir. Saray bundan karşılanmıştır. Yurt dışından alınan borçlarla saray yapıldı sözü doğru değildir. Bu Osmanlı muhaliflerinin uydurduğu dedikodulardan bir tanesidir.
Bugün bile el içine çıkacak doğru dürüst bir bina yoktur İstanbul'da. O da Dolmabahçe Sarayı'dır. Bir toplantı yapıldığı zaman Dolmabahçe Sarayı'nda yapılmaktadır. Atatürk bile ömrünü Dolmabahçe Sarayı'nda geçirmiş. Bütün toplantılarını Dolmabahçe Sarayı'nda yapmıştır. İsmet İnönü bile Dolmabahçe Sarayı'nda kalmıştır. Hem padişahı bundan dolayı kınarlar hem Dolmabahçe Sarayı'nın iftiharla kullanırlar. Bu da acayiptendir. Sultan Abdülmecid'in saltanat devri hep ilklere sahne olmuştur. Fennin baş döndürücü ilerlemesinden padişah günü günü haberdar olurdu. Çok meraklıydı böyle şeylere. Ve yeni buluşların en evvel kendi memleketinde tatbikini arzu ederdi. Dünyanın ilk telgraf hattı bildiğimiz kadarıyla İstanbul'la Varna arasında kurulmuştu. Ve ilk telgrafı da dünyada Sultan Abdülmecid çekerek oradaki askerlerin hatırını sormuştur. İlk demiryolu Sultan Abdülmecid zamanında İzmir-Aydın arasına döşenmiştir. İlk kağıt para onun zamanında çıkarılmıştır. Yeni mahkemeler onun zamanında kurulmuştur. Ve devletin ihtiyacı olan memurları yetiştirmek üzere Avrupa'dakilerle boy ölçüşebilecek modern mektepler onun zamanında kurulmuştur. Harp Akademisi onun zamanında kurulmuştur. Darülfünun yani İstanbul Üniversitesi onun zamanında kurulmuştur. Darül Muallimin yani öğretmen okulu onun zamanında kurulmuştur. Ziraat Mektebi, Orman Mektebi, Telgraf Mektebi, Ebe Mektebi onun zamanında kurulmuştur. Para sistemi yeniden tanzim edilmiştir. Valide Mektebi adıyla modern bir lise kurulmuştur. Ki bu Cağaloğlu'nda Bezmialem Valide Sultan tarafından kurulmuştur. İlk hususi gazete, ilk modern nüfus sayımı, ilk banka, ilk devlet sannamesi yani yıllığı, şirketi hayriye adıyla vapur işletmeleri, Encümen-i Daniş adıyla İlimler Akademisi, Mecidiye Köprüsü yani şimdiki Galata Köprüsü, Mecidiyeköy semti, belediye teşkilatı, köle ticaretinin yasaklanması, ticaret kanunları, ceza kanunları hep Sultan Abdülmecid devrinin eseridir. Boğaz'a bir tüp geçit yaptırmayı düşünmüş, bunun projesi yaptırılmış ama hakim kalmıştır. Arazi kanunnamesi ile Osmanlı toprak nizamı büyük ölçüde bir esasa oturtulmuştur, yeni bir esasa oturtulmuştur. Padişah yurt gezilerine çok düşkündü. Bunun dışında meclisleri, kışlaları, mektepleri, tekkeleri ziyaret ederdi. Talebelerin imtihanlarına ve müesseselerin açılış merasimlerine iştirak ederdi. İlk fotoğraf çektiren padişah Sultan Abdülmecid'dir. Donizetti, Liszt, Rossini gibi meşhur besteciler onun zamanında İstanbul'a geldiler ve Sultan Abdülmecid için marşlar bestelediler. 1848 senesinde Macarlar Avusturya'ya, Lehler de Rusya'ya karşı istiklal emeliyle ayaklandı. O zaman Macaristan Avusturya hakimiyetindeydi. Lehistan Polonya'da Rusya'nın hakimiyetindeydi. Tabi isyanlar sert bir şekilde bastırıldı. Bu milliyetçiler o sınırları geçerek Osmanlı topraklarına sığındılar. Rusya ve Avusturya bunların iadesini talep ettiyse de Sultan Abdülmecid büyük bir şövalyelik göstererek bunlara iltica hakkı verdi. Ve bütün ısrarlara rağmen iade etmedi. Bu hareketi, bu Ali Cenap hareketi dünya amme efkarında büyük bir hayranlık uyandırdı. Ve ülkenin itibarını yükseltti. Hatta Londra'da gençler Osmanlı sefirinin arabasının atlarını çözdüler ve arabayı bizzat çekerek minnetlerini gösterdiler. Sultan Abdülmecid o zamana kadar adet olmadığı halde ilk defa ecnebi sefarethanelerine iade-i ziyarette bulundu ve diplomatik münasebetlere katkıda bulundu. İlk yabancı nişan kabul eden padişah Sultan Abdülmecid'dir. Fransa Legion d'honneur nişanı vermişti. Bundan geri kalmak istemeyen İngiltere'de Dizbağ nişanı vermişti. İrlanda'da muazzam bir kıtlık ve buna bağlı bir açlık olmuştu. Sultan Abdülmecid İrlanda'ya para ve gıda yardımında bulundu. Öyle ki bunun miktarı İngiltere Kraliçesi Victoria'nın kendi halkına gönderdiğinden daha yüksek olduğu için tamamı kabul edilmedi, kalanı iade edildi. Bugün bile İrlandalılar Sultan Abdülmecid'in bu yardımını abideler dikerek ölümsüzleştirmişlerdir. İslam hükümdarlarından Haremeyn'e yani Mekke Medine'ye en çok hizmet eden hükümdar Sultan Abdülmecid'dir. Kabe'yi ve Mescid-i Haram'ı esaslı tamir ettirmiştir. Altın oluğu yeniletmiştir. Medine'deki
Mescid-i Nebevi'yi orijinal binası üzerine sütunların bile yerleri bozulmadan yeniden inşa ettirmiştir. İsmi bu mescitte yeni açtırdığı Bab-ı Mecidi adlı kapının ve şebekenin üzerinde gömülmüş bir şekilde durmaktadır. Tuğrası gidenler görebilmektedir. Hücre-i Saadet'e döşenmek üzere kaşi tuğlalar yaptırmıştır ve her birinin altına kendi el yazısıyla ismini mütevazi bir şekilde yazmıştır. Yani ayaklar altında kalsın diye. Mescid-i Nebevi'nin 53 defa küçültülmüş bir kopyasını İstanbul'da Hırka-i Şerif Camii'ne koydurtmuştur. Ve Mescid-i Nebevi'deki tamiratı günü gününe aldığı raporlarla bu maket üzerinden takip etmiştir. Haremeyn'in tamiri o zamanki zor şartlar altında 700 bin altın liraya mal olmuştur. Yani bugünkü Mescid-i Nebevi'nin binası Sultan Abdülmecid'den kalmadır. Ayrıca Mescid-i Aksa'ya da 20 bin lira harcayarak Mescid-i Aksa'yı tamir ettirmiştir. Sultan Abdülmecid iddiaların hilafına çok dindar bir padişahtı. İstanbul'un en zarif camilerinden birisi olan Ortaköy yani Büyük Mecidiye Camii'ni yaptırmıştır. Bundan başka Beşiktaş'ta Ortaköy arasında Küçük Mecidiye Camii'ni yaptırmıştır. Maçka ile Nişantaşı arasında Teşvikiye Camii'ni yaptırmıştır. Fatih'te Hırka-i Şerif Camii'ni yaptırmıştır. Ayasofya Camii'ni esaslı tamir ettirerek Fosati'ye yıkılmaktan kurtarmıştır. Sultan Abdülmecid annesi Bezmalem Valide Sultan'la beraber Yahya Efendi tekkesinin Nakşibendi Şeyhi Mehmet Nuri Efendi'ye mensuptu. Babası gibi Nakşibendi'ydi. Yahya Efendi tekkesine çok maddi yardımda bulunmuştur. Hatta hocasını hacca göndermiştir. Vefat ederken hocasını çağrılmasını istemiştir. Nuri Efendi padişahın başucunda önce Kur'an-ı Kerim okumuştur. Sonra salavat-ı şerife getirmeye başlamıştır. Bir zaman sonra padişah da kendisine katılmış ve beraberce tevhid ve istiğfar söyleyerek Sultan Abdülmecid vefat etmiştir. Sultan Abdülmecid vefatından bir gün evvel hasta yatağında yatarken mühim iradeler kendisine okunuyor. Sıra Medine ahalisinin bir istidasına geliyor. Durun okumayın diyor. Beni oturtun buyuruyor. Arkasına yastık koyup oturtuyorlar. Onlar Resulullah Efendimiz'in komşularıdır. Ben o mübarek insanların dilekçesini yatarak dinlemekten haya ederim diyor. Ne istiyorlarsa hemen yapınız. Fakat okuyunuz da şu halimde kulaklarım bereketlensin diyor. Bunu Hicaz'da vazife yapan ve Hicaz tarihi yazan Eyüp Sabri Paşa anlatmaktadır. Hükümeti halkın gözünden düşürmek için el altından tahrik edilen softalar ayaklanmasında padişah Fatih Camii'ne giderek kıyamı teskin etmek istemişti. Vezirler aman efendim gitmeyin hocaların niyeti kötü diye karşı çıkınca padişah hocalar hiç de kötü adamlar değildir. Onlara siz beni kötü tanıttınız diyerek dediğini yapmıştır. Ve atalarından miras cesaretiyle bu kıyamı teskine muvaffak olmuştur. Hatta yanına muhafız olarak verilen bir süvari bölüğünü umumen halk aleyhimizde olduğu takdirde bir bölük süvari beni muhafaza edemez diyerek geri çevirmiştir. Sultan Abdülmecid çok yakışıklı bir hükümdardı. Güzel giyinirdi, iyi yaşamasını severdi. Nezih ve zevki selim sahibi bir zat idi. Bu sebeple yenilikçilerle sofular, ham sofular el ele vererek padişahı halkın gözünden düşürmeye çalışmıştır. Ve babası gibi o da istemediği halde çok düşman edinmiştir. Fren hayranlığıyla, sefahatle, israfla itham olunmuştur. Hatta dini ve hukuki hakkı olan harem hayatı bile suç olarak gösterilmiştir. Babası gibi sağlam iradeli olmaması, merhameti ve nezaketi belki de yegane zaafıdır. Ihlamur Köşkü'nde kendisiyle görüşen Fransız tarihçi Lamartine diyor ki, kendisini şöyle tasvir ediyor, 26-27 yaşında bir genç, yaşından biraz daha büyük görünüyor, uzun boylu, zarif, ince, başının duruşunda yumuşak bir zarafet ve asalet var. Genç İskender'i temsil eden Yunan büstündeki boyunun uzunluğunu andırıyor diyor. Yüz hatları muntazam diyor, alnı yüksek, gözleri mavi, kaşları
Kafkas ırkında olduğu gibi kavisli, burnu düzgün, dudakları biçimli ve aralık, çenesi yüzün insan karakterini en iyi belirten bu kısmı sağlam ve kararlı diyor. Bütünüyle azametli değil ama insanı cezbeden bir hali var diyor. Kendisinden korkulmasını istemiyor. Daha ziyade sevilmek arzusunda olduğu seziliyor. Bakışında tevazu ve çekingenlik, dudaklarında bir hüzün, duruşunda erken gelmiş bir yorgunluk var. Görülüyor ki bu genç insan vaktinden evvel düşünmüş ve ızdırap çekmiş. Fakat asıl göze çarpan ciddi ve düşünceli bir hassasiyet. İnsan kendi kendine şöyle diyor. Bu adam zihninde bir millet gibi ağır ve kutsi bir yük taşıyor. Yükünün ağırlığını ve kutsiyetini hissediyor. İfadesinde gençlik yok, hafiflik yok. Genç bir hükümdardan ziyade genç bir din adamına benziyor. Bu yüz insanın kalbinde bir şefkat uyandırıyor. İnsan farkında olmadan şöyle düşünüyor. İşte kendini en yüksek iktidara hasretmiş bir adam. Genç, güzel, kudretli, şüphesiz büyük bir insan olacak. Fakat hiçbir zaman hür olmayacak. Kaygısız olmayacak, mutlu olmayacak. İnsan ona acıyor, onu seviyor. Çünkü bu büyüklüğü içinde mesuliyetini hissettiği belli oluyor. İmparatorluğun içinde herkesin mutlu olmasına müsaade vardır. Yalnız onun yoktur. Taht onu doğuştan ele geçirmiştir diyor Lamartin. Yine Lamartin devam ediyor. Kıyafeti sade, tek renkti diyor. Sanki matemdeymiş gibiydi. Koyu renk kumaştan yapılmış ceketi dizlerine kadar iniyordu. Boynu açıktı. Keten pantolonunun aşağısında derin geniş bir kıvrım vardı. Potinleri siyahtı. Kılıcının kabzasında hiçbir süs yoktu. Halk onu ancak yüzünden tanıyabilirdi. Haşmetindeki bu hüzün bana dokundu, beni duygulandırdı ve kendisine kalben yaklaşmış gibi oldum. Ben konuşurken dayandığı kılıcının kabzasındaki topuzu birkaç kere avucunun içinde çevirdi. Kızardı. Kendi faziletinden mahcup olmuş gibi yere baktı. Buradan ayrılırken arkadaşlarıma şöyle diyordum. Gördüğümüz bu genç adam bir halkın yeniden kalkındırılması vazifesini yüklenmiştir. Onun kaderinin bir benzeri tarihte yoktur. Böylece vazifesini hasrettiği günlerin akşamlarında bütün lisanlarda kendisi için nice ve nice dualar yükseliyor. Biz de kendisini rahmetle ve minnetle anıyoruz.